Evet, herkese merhaba. Bu haftaki canlı yayınımıza başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben sizler gelinceye kadar buradan... Hepinize harika bir akşam diliyorum. Bakalım ne kadar eğleneceğiz. Ben canlı yayınlarda çok eğleniyorum. Sizler de umarım eğleniyorsunuzdur. Kapattık. Evet, hepiniz yeniden hoş geldiniz. Ben de bildirimlerimi gönderdim. Sizlerden gelecek soruları bekliyorum. Bu hafta yaşadığımız ve benim ay ne güzel ya dediğim durumlar oldu. Onlardan bir tanesi bizim bir süre çalışıp ondan sonra birbirimizle enerjisel düzeyde uyumlu olmadığımızı ifade ettiğim ve kendi yolculuklarına, kendilerinin devam ettiği, bizim ücretli grup çalışmalarına katılmayan arkadaşlarımız vardı. Onlarla iletişime geçtik. Onların sorduğu sorular doğrultusunda ben de kendi içimdeki alana baktım. Ve bir kısmıyla çalışmalara artık devam edebileceğimizin mesajını aldım. Bunu ilettiğimde gelen bildirimler beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü orada şunu fark ettim. Bu mesajı ilettiğim birçok insan bunun kişisel olmadığını, aslında kendi gelişimi için bir araç olduğunu fark etmiş ve kendi gelişim sürecinde ben yanında yoksam ya da bir başkası yanında yoksa o ilerlemeyi durdurmamayı seçmiş. Bu beni çok mutlu etti. Ve benim o kişilerle söylediğim sözlerin ya da yazdıklarımın aslında birebir kişisel ilişkilerden dolayı değil, o anki enerjilerden kaynaklandığını, onların da anlamış olması beni çok mutlu etti. Çünkü ben bir şeyleri ifade ederken karşı taraftan bunun anlaşılmamasına çok alıştım artık. Onun da çok anlaşılmayı da beklemiyorum. Ama anlaşılmak da güzel oluyormuş. Bu hafta onu deneyimledim. Gelen bildirimler çok mutlu etti beni. Ve kendi yolculuklarında kendilerini fark etmiş olmaları daha güzel olan taraftı. İşte benim yazdığım yorumlardan kendi içine dönüp kendi içindeki alanları fark etmeyi seçenlerin geri bildirimleri beni gerçekten çok mutlu etti. Ben açıktan olan yorumlara ya da gruplardan yapılan, ücretli çalışmalarda açtığımız gruplardan yapılan yazışmalarda o an hissettiğim enerji neyse, o kişinin alanında mı yoksa kişinin kendi özelliğinden kaynaklı bir enerji mi, ona bakmıyorum. Ben sadece enerjinin yansıtmasını yapıyorum.
yazdığım sözlerle birlikte sadece şuna niyet ediyorum. Buradan gelen enerji neyse onunla aksın diye. Bu enerjinin kendi alanlarında var olduğunu fark edip benim aslında onları insan olan tarafımla karar vermeyip onların içindeki değişim ve dönüşüm için yol gösterdiğimi fark etmiş olmaları çok güzeldi, çok tatlıydı. O yüzden ben çok mutlu oldum. Evet, bakalım. Biz annemle konuşamıyoruz. Annem de gelmiş, hoş geldin anne. Onunla da buradan iletişime geçmiş oluyoruz. Arada konuşmalarımız uzun aralıklı olabiliyor. Bugün konuşamadık. Ona da hoş geldin diyorum. Hazır annemle annelik alanını açmışken ben bu hafta şunun da çok farkına vardım. İşte Türkiye'de etkileşime girdiğim Minik Kalpler Balat var. Orada Rıza Bey ve Maria Hanım var. Onlar mahalledeki çocuklara kendi çocuklarıymış gibi ilgi gösteriyorlar, alaka gösteriyorlar. Gelen yardımları organize edip o çocukların hem eğitimini hem sosyal hayatını kolaylaştırıyorlar. Aynı şekilde Tanzanya'daki Rioba ve eşi Josephine de bu. Kendi çocukları olmayıp başka çocukların hayatını güzelleştirmek için yaptıkları eylemler gerçekten çok kıymetli. İllaki anne baba olmaya gerek yok. Birilerinin hayatını kolaylaştırmak istiyorsak, kendi biyolojik olarak çocuğumuzun olmasına gerek yok. O çocukları da kendi çocuğumuz gibi sahiplenip onların hayatını güzelleştirebiliyoruz. Bunu yapan birçok insan var. Onlardan da geri bildirimler alıyorum. Hani bir şeyler hayatınızda yoksa, özellikle çocuk sahibi olmayı çok istiyorsanız ama bu bir türlü sizin biyolojik olarak tedaviler sonrasında da gerçekleşmiyorsa, orada kendinizi eksik ya da yetersiz hissetmek yerine bir çocuğun hayatını kolaylaştırmak için onunla yaşam yolculuğunuzu birleştirebilirsiniz. Onu hayatınızın bir parçası haline getirebilirsiniz. Sadece hani resmi olarak evlat edinmenize gerek yok. Koruyucu ailelik de yapabiliyorsunuz. Hani bir şeyler olmuyorsa ve siz gerçekten bir şeylerin olması için çok kalben istekte bulunuyorsanız, o zaman şartlarınızı değiştirmeyi düşünebilirsiniz ya da hayatınızı yeniden programlayabilirsiniz. Bu sadece çocuk sahibi olmakla alakalı değil. Diğer konularla ilgili de hayatınızda işte bir şeylerin ortaya çıkmasını istiyorsunuz. O olsun, bu olsun odaklanıyorsunuz. Olmuyorsa onun olmama nedeninden mutsuz olmak yerine o olmayınca siz bununla neyi değiştirip mutlu olabilirsiniz? Buna bakabilirsiniz. Kendi hayatınızda istediğiniz zaman mutsuz olduğunuz taraflar neler? Bunları fark edip kendi hayatınızı olduğu haliyle daha mutlu hale nasıl getirebilirsiniz? Buna bakabilirsiniz. Minik Kalpler Balat okul değil, Balat semtinde bir yer. Instagram'da sayfaları var, Facebook'ta yok. Minikkalpler.balat'tı. Minik.kalpler.balat'tı yanlış hatırlamıyorsam. Bir dakika bakayım şuradan. Evet, minik.kalpler.balat. Burada Balat'ta yaşayan çocukların maddi durumu yetersiz olan Ali Rıza Bey ve Maria Hanım ilgileniyorlar. Günlük olarak orada 3 öğün yemek çıkıyor. 3 katlı bir binaları var. O binanın kirasını Ali Rıza Bey karşılıyor. Gelen bağışlarla ve yardımlarla da
Çocuklara hem 3 öğün yemek hazırlanıyor, hem de onların ihtiyaçları varsa okul döneminde o ihtiyaçları gideriliyor. Ya da işte bayramlarda, özel günlerde, hani o özel günlerde bir araya gelinmesi çok daha güzel oluyor. Tabii bu sene pandemiden dolayı çok fazla bayramlarda ya da işte özel günlerde bir araya gelinmedi, ama yine bir organizasyon yaptılar. Hani siz de destek olmak isterseniz Ali Rıza Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Biz orayı tesadüfen bulmuştuk. Balat'ta geçen yıl gezerken, daha önce orası Hobbit House'tu. Hobbit House şu an İzmir tarafına taşınmış. Onlar orada kendi etkinliklerini orada devam ettiriyorlar. Rıza Bey ile konuştuğumuzda da şey demişti Rıza Bey. Onlar gittikten sonra çocuklar gelmeye devam etti. Rıza Bey de o şu an Minik Kalpler Balat olan yerin tam karşısında oturuyorlar. Sürekli geliyorlardı, yemek yok mu, çorba yok mu diye bize soruyorlardı dedi Rıza Bey. Ondan sonra onlar, eşi Maria Hanım ve Rıza Bey, orayı kendileri çocuklar için daha sürdürülebilir hale getirmişler. Biz oraya yoga yapmaya gitmiştik. Yani önce tesadüfen bulduk. İşte tesadüfen bulduktan sonra Rıza Bey ile iletişime geçtik. Ne yapabiliriz çocuklarla ilgili diye, hani maddi desteğin yanında. Onların geçen yıl bir spor eğitmenleri de vardı, işte çocuklarla birlikte spor çalışmaları falan yapıyorlar. Başka öğrenci grupları geliyor, ders çalıştırıyor çocuklara. Herkes elinden ne geliyorsa onu yapıyor. Biz de dedik ki çocuklar için, siz de eğer isterseniz çocuklara gelip yoga yaptıralım dedik, meditasyon yaptıralım dedik. İşte Aslı, ben, Esin gittik üçümüz. Esin otojenik gevşeme yaptırdı, Aslı yoga yaptırdı, ben meditasyon yaptırdım. Tabii birazcık kısa oldu orada çocukların. Yaş grupları çok farklı çünkü, hani büyükler de var, küçükler de var. Büyük olanlar çok sevdiler meditasyonu ya da işte diğer yaptırdığımız yoga ve otojenik gevşemeyi, ama küçük olanları durdurmak biraz zordu. Onlarla birlikte işte elimizden geldiğince yaptık. Daha sonra ben iletişimde kalmaya devam ettim. Orada bir öğrencimiz var. Kendisi dışarıdan liseyi bitiriyor. Babası vefat ettiği için önce işte okuldan ayrılmış, işe girmiş. Rıza Bey de onun okul ihtiyaçlarını hem kendisi hem de bir şekilde gelen yardımlarla tutmaya çalışıp onun okuması için elinden geleni yapıyor. Ben de orada işte zaman zaman hem okula giden çocuklar için, hem de orada dediğim gibi organizasyonlar olduğunda bayramlarda falan, işte sizlere hep söylüyorum ya, artık topladığım paralarla ilgili olarak hem onlara bağış yapıyorum, hem Tanzanya'ya bağış yapıyorum. Elimden geldiğince öyle destek oluyorum. Eğer hani Tanzanya'ya para göndermek biraz daha zor, zahmetli oluyor. Yurt içine para göndermek daha kolay. Eğer siz de destek olmak isterseniz Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz. Bulamazsanız da benimle iletişime geçerseniz ben size Rıza Bey'in telefon bilgisini iletirim. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Bu yıl pandemi süreci olmasaydı yine bir şekilde oraya gidip bir etkinlik yapardım, ama pandemi olduğu için çok da dışarıya çıkmayı ben sağlıklı bulmuyorum. Ya da o kadar çocukla iç içe olmak, çok yakın olmak, onları riske atmak istemiyorum. O yüzden bu yıl biraz uzaktan etkileşim devam etti. İşte siz de isterseniz kitap gönderebilirsiniz. Orada kütüphaneleri var, oyuncakların olduğu alan var falan. Ne isterseniz onları gönderebilirsiniz destek olmak amacıyla. İşte orada Rıza Bey'e gelen her şeyi Rıza Bey, kimin ihtiyacı varsa ona dağıtıyor. Şunu da yapıyor Rıza Bey. Semtte oturan, gerçekten maddi gelir düzeyi çok düşük olan insanların mutfak masraflarını da karşılıyor. O yüzden hani Rıza Bey hem çalışıyor başka bir yerde, hem de boş zamanında onlarla ilgileniyor. Yani ailelerle ve çocuklarla ilgileniyor elinden geldiği kadarıyla. Ben de bence gerçekten, hani
hem Maria Hanım hem Ali Rıza Bey ikisi de çok özverili çalışıyorlar çocuklar için. Rioba'da, Tanzanya'da olduğu için onu fiziksel olarak görmüyoruz ama videolardan falan artık videoları biraz daha fazla yüklemeye başladı Rioba. Videolardan izlediğinizde fark ediyorsunuz zaten onların da Josephine'in ve Rioba'nın özverili çalışmalarını. O yüzden ben onlarla ilgili olan çalışmadan çok mutluyum. Gökni ile ilgili çok güzel bir haber daha oldu. Nil Güleç bir bebek var. Onun sağlık durumunda Amerika'da gen tedavisi yapılacak. Onun için bağış platformu var. Gökni de oraya bir resim bağışlamıştı. Onun satışı gerçekleşti bu hafta. O yüzden güzel güzel şeyler oluyor. Hani dileriz ki inşallah daha sağlıklı günlerimiz olsun. Daha herkesin bolluk bereket içinde olduğu günler olsun. Ve Nil'in süreci de kolaylaşsın. Bir gün birlikte gidelim Yasemin, resim yapalım çocuklarla. Sen bana iletmiştin. Evet, çok da keyif alıyorlar birlikte olmaktan falan. Minik Kalpler Balat'la ilgili videolar falan da var. Haber de yapılmış onlar yıllar önce. Orada çocuklarla ilgili konuşuyorlar işte ne yapıyorsunuz diye. Evde olmak istemiyoruz. Burada zaman geçirmek istiyoruz. Çok birbirimize yardım ediyoruz. Orada çünkü yardımlaşmayı öğreniyor çocuklar. O çok güzel bir şey. Birbirleriyle paylaşmayı öğreniyorlar. Orası çok güzeldi. Tesadüfen gidip buldum ve çok mutlu oldum. Aslında yıllar önce Hobbit House'la ilgili bir haber görmüştüm. Aa, ne güzel bir yermiş burası diye düşünmüştüm orada. Balat bana çok karışık gelmişti. Bir kere gittik turla gitmiştik. Çok karışık gelmişti. Aslında o kadar karışık değilmiş. Bir de yerleri de kolay zaten. Otobüsten indikten sonra kolay ulaşıyorsunuz oraya da. Şu an tarif edemem tabii ki. Çok karmaşık bir yerde değil yani. Bir de Balat'ın şeyi çok güzel. Herkes birbirine bir şeylerde yardımcı oluyor. Gidiyorsunuz bir dükkana soru soruyorsunuz. Mesela diğer yerlerde adres sordunuz mu? Çok ters karşılanıyorsunuz İstanbul'da. Ama Balat'ta gittiğiniz zaman hemen işte tarif ediyorlar, nereden geldiğini soruyorlar. Çok ilgililer, alakalılar. O yüzden Balat'ı gezmek benim için çok keyifli oluyor. Ben çok seviyorum Balat'ı gezmeyi. Onlarla dediğim gibi ilk gittiğimde tesadüfen gittik ama sonradan bilerek gittiğimizde de çok keyif aldık. Çok yerleri güzeldi. Yani 3 katlı zaten orada mekanlar dar, çok geniş yerler değil. Orada 3 katlı alanda ilk katta küçük bir alan zaten. Onun üstünde kütüphane gibi bir yer kurmuşlar. O ilk katta oyuncaklar falan da var. İkinci katta kitaplar falan var. Orada ders çalışıyorlar çoğunlukla. Üst katta da kafeterya gibi bir yer var. Oraya rezervasyon yaptırıp kahvaltıya falan da gidebiliyordunuz önceden. Şu an durum nasıl bilmiyorum. İşte iletişime geçmek lazım onun için. Çok güzel, çok keyifli bir paylaşma. Bir de şey vardı, yardımlaşma sandıkları var. Kullanılmış giysileri kullanıyorsun. At kurtul dolabı mı yazmışlar, ne yapmışlar? Ya da paylaş kurtul, pardon. Paylaş kurtul dolabı diye yazmışlar orada. Bırakıyorlar herkes. Oradan kimin ne ihtiyacı varsa onu alıp kendisi kullanıyor. Böyle paylaşımın olduğu yerler benim için çok keyifli oluyor. Hepimize sağlık, bolluk, bereket dolu günler olsun. Nil için Health Steps uygulamasıyla telefonumuza işlenen günlük adımlarımızı bağışa dönüştürebiliyoruz. Paylaşmak istedim. Varlığınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Bunu ben bilmiyordum. Ama bir de pirinç bağışı var. Bir İngilizce, günlük olarak İngilizce kelime bilgisi çalışıyorsunuz. O kelimelerden de bildikleriniz pirinç olarak bağışlanıyor. Onu da yapabilirsiniz. O güzelmiş. Health Steps uygulaması. Gerçi ben şu an evde olduğum için 200-300 adım atıyorum ama olsun, adım adımdır. O uygulamayı da indirebilirsiniz eğer sizler de arzu ediyorsanız. Ya da bundan sonra telefonu cebimde taşırım, evde gittiğim her yerde dolaşmış olurum.
Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Pazar günü ay tutulması olacak sabah saatlerinde. Sabahın o saatinde muhtemelen meditasyon yapmayacağım ama herhalde gün içerisinde meditasyon yaparım. Ben tutulmalarda hep şunu öneriyorum. Kendi hayatınızda var olan negatif ya da karanlık olan taraflarınızdan, bu hem kişilik alanlarınız olabilir hem enerji alanınız olabilir. Onunla ilgili çalışmalarınızı odakladığınızda o hayatınızda bir şeyleri kolaylaştıracaktır ve sizden ayrışmasının, dönüşmesinin kolaylaşmasına aracılık edecektir. Ben kendi ruhsal gelişim çalışmalarıma başladığım zamanlarda Dolunay benim için kabus zamanlarıydı. Artı eksi 3 gün, yani bir 6 günlük süreç. O benim için çok felaket oluyordu. Gerçekten çok gergin oluyordum, agresif oluyordum. O günleri sevmiyordum. Daha sonra ruhsal çalışmalar yapmaya başladığımda her dolunayda bir çalışma yapmaya başladım. Hani özgürleşme çalışması yapmaya başladım. Daha sonra birkaç ay geçtikten sonra üstünden iş yerinde bir şey konuşuyorduk. Ne konuştuğumuzu da hatırlamıyorum. İşte bugün dolunay ya, ondan böyle diye konuşulunca "Aa, bugün dolunay mı?" diye böyle kendi içimde şaşırmıştım. Çünkü o dolunayın benim üzerimdeki baskısını hissetmiyor olmak beni çok mutlu etmişti. Ondan sonra dedim ki "Aa, demek ki bu çalışma işe yarıyor." O yüzden ben özellikle tutulmalarda zaten güneş, ay ve dünyanın üçlü etkisini çok yoğun alanımıza dahil ediyoruz. Tutulmalarda geçen yıllarda hep şey yapıyordum, eğer uygun zaman dilimi ise parklarda meditasyon yapıyordum. Artık parklara gidemediğim için online olarak canlı yayından meditasyon yapıyorum. O yüzden bu süreçlerdeki enerji gerçekten çok, eğer saf niyetle kendinizi değiştirmeye odaklarsanız o alan bir şeylerin kolayca değişmesine sebep oluyor. Bir de kendi niyet ve dilek çalışmalarınızdaki enerjinize bakın. Orada hırs var mı? Sadece benim olsun isteği var mı? Eğer bunlar varsa alanınız biraz daha karışık hale gelebilir. Bu enerjilerden özgürleştiğinizde ve kendi alanınızdaki bir şeylerin değişimine, dönüşümüne çalıştığınızda o çok daha kolaylaştırıcı etki oluyor. Ben size sürekli paylaşmayı aslında bunun için hatırlatıyorum. Benim yaptığım çalışmalarda, kendim için yaptığım çalışmalar, ben kendine bir şey isteyen, çok bir şey isteyebilen insan değilim zaten normal hayatımda da. O niyet ve dilek çalışmalarını yapıyorum ama böyle isterken de açık böyle bir tedirginliğim falan oluyordu. Sonra bir niyetimi yaparken, eğer dedim şu an bunu dileyen başka insanlar varsa, ilahi olarak benim de onların alanında bu şifa enerjisini çalıştırmam uygunsa, onlarda da bu şifa alanı aktif olsun niyetini yaptım. İşte niyet dileği yaptıktan sonra, sonra bir baktım daha kolay olmaya başladı. Eğer sizin alanınızda da o paylaşımcılık varsa, yaptığınız niyetlerin ve dileklerin sonrasında şuna niyet edebilirsiniz. Şu an dünyada bunu talep eden ve gerçekten bu niyetinin ortaya çıkmasını hak eden insanlar varsa, ancak blokajları varsa, bu blokajları da nasıl kaldıracaklarını bilmiyorlarsa, benim yaptığım şifa çalışması onların alanında da aktif olsun niyetini yapabilirsiniz. İlahi izinli olduğum kadarıyla dediğinizde o enerji onların alanına da dahil olur. İşte biz bir şeyleri ne kadar çok paylaşırsak daha hızlı değişiyor, daha hızlı güzelleşiyor ve ben paylaşmaktan bilmiyorum, keyif alıyorum ya da mutlu oluyorum. Birilerinin hayatındaki bir değişimle ilgili mesaj aldığımda, haber aldığımda gerçekten çok mutlu oluyorum. Sanki hani benim için, benim de böyle bir şeyim olmuş gibi. O yüzden dilerseniz siz de çalışmalarınıza bu alanı dahil edebilirsiniz. İşte bizim bu yaptığımız cuma meditasyonlarında, cuma canlı yayınlarında da hep amacımız sevgi paylaşmak, ışık paylaşmak. Bunun temelindeki niyet de benim bu paylaşmayı olan
hem isteğim hem de paylaştığımız zaman bir şeylerin çok daha güzelleştiğini, kolaylaştığını fark ettim. O yüzden paylaşarak bir şeyleri daha güzelleştirebiliriz. Bilmem, o daha güzel geliyor bana. Eğer siz de bir şeyleri kendiniz için isteyemiyorsanız, hem bu enerji alanıyla kendinizdeki isteyememe alanını şifalandırmış olursunuz, hem de bir şeyler daha güzelleşmiş olur. Nil Bebek için sevingnil.com'dan bağış toplanıyor. Oradan da yardım edilebiliyor. Eser alabiliyorsunuz. Daha bütçesi az şeyler de satılabiliyor. Paylaşımınız için teşekkürler. Bugün bolluk bereketle ilgili ne yapabiliriz? Aslında bolluk bereketten, sadece bizim alanımızdaki bolluk bereketin artışından ziyade dünyadaki bir eşitlik alanına odaklanmak daha dengeli olacaktır. Çünkü birileri parayı paylaşmadığı için, birileri iyiliği, güzelliği paylaşmadığı için şu an bir eşitlik durumundayız. İnsanlar bunu paylaşmaya başladıklarında her şey daha farklı hale gelecek. Birinde şeyde Kemerburgaz tarafına gitmiştik. Orada ben şunu gördüm. İlk orada görmüştüm. Yani sonradan daha başka yerlerde de gördüm. Bir tarafta çok gelir düzeyi çok düşük insanlar var. Bir tarafta da gelir düzeyi çok yüksek insanlar var. İşte ve onlar, gelir düzeyi çok yüksek olan insanlar, her gün o insanların bulunduğu alandan geçip evlerine gidiyorlar. Orada ben sürekli para yardımından hiç bahsetmiyorum. Sürekli para yardımı zaten dengeli bir ilerleme değil. O kişilere hani deniyor ya, bana balık verme, balık tutmayı öğret. O kişilerin hayatını kolaylaştırabilecek ve konforlu hale getirecek yol, yöntem neyse bunu onlara aktarmak, onların kendini geliştirmesine aracılık etmek çok daha faydalı bir şey. Yani oradan işte bir sürü iş yeri sahibi oradan geliyor geçiyor, o tarz yerlerden. O iş yeri sahipleri kendi eğitim ekibini ya da işte insan kaynakları ekibini haftada bir gün ya da haftaya da gerek yok, ayda bir gün oradaki işsiz çocukların kendilerini geliştirmek için ne yapabileceklerine dair 2 saatlik falan bir zaman ayırsalar, onlara bunu öğretseler, meslek edindirme kursundan bahsetmiyorum. Sadece çocukların vizyonunu geliştirmek ya da oradaki insanların vizyonunu geliştirmeye odaklansa, yani bir şeyler için illa para harcamamıza gerek yok bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek için. Hizmet alanımızı da onlarla paylaştığımızda, onları bilinçlendirdiğimizde her şey çok daha farklı hale gelecektir. Yani insanlar kendi değerlerini fark edip kendinde var olan yetenekleri ortaya çıkarttığında, mesela zanaatkarlık çok değerli bir meslek ama zanaatkarlık şu an Türkiye'de değersizleştirilen bir alan. Eğer orada zanaatkar olan insanlar ya da el becerisi olan insanlar varsa, onlar bu alana yönlendirildiğinde ve şu an var olan iş gücüne dahil edildiğinde, o insanlar da kendi hayatlarını kazanmaya başlayacaklar. Birçok haberde şeyi görüyoruz zaten, Anadolu'da okuma imkanı olmadığı halde kendi imkanlarıyla okul kazanıp bir yerlere gelen insanlar var. Hani Türkiye'den bahsediyorum, dünyanın diğer yerlerinde de var. Biz bunları, işte o tarz insanları işverenler etkileşime geçtiğinde, dediğim gibi onlara para vermek için değil, bir şekilde onları kendi iş yerinde verimli eleman haline de getirebilir. Ya da dediğim gibi o kişinin vizyonunu geliştirip onun kendi küçük ölçekli bir iş yapmasına aracılık edebilir. O küçük ölçekli işler daha sonra işte büyük ölçekli iş yerlerine tedarikçi olabiliyorlar. İşte hani kıyafetlerle ilgili olarak kadınlara iş veriliyor evde.
ben Çorlu'dayken onu fark etmiştim. Fabrikalar güpür falanla ilgili, işte bir şeylerle ilgili, o aksesuarlarla ilgili evlere iş verip onların yapılmasını sağlıyor. Hani bu tarz yerlerde böyle şeyler yapılsa insanların da kendine olan güveni artar ve orada sömürü alanı değil, bu kişilerin topluma kazandırılması, birey olması yönünde de paylaşımlar yapılırsa her şey bambaşka hale gelir. Bizim buradan sesleri duyuyorsunuz. Böyle bir gelecek yaratmak yerine her birimizin birbirimize faydasının olduğu bir geleceği yaratmak çok daha güzel bir eylem alanı bence. Hani iş yerleri, mesela gittiğiniz iş yerleri paylaşımı öğretebilir. Bizim buradaki kafelerden bir tanesinin sosyal sorumluluk projeleri varmış, inceledim. Ama ben olsam, hani öyle büyük bir işletme olsam, dünya çapında bilinen bir yer olsam, müşterilerime gerçekten doğayla işbirliği yapmayı, işte insanlara saygılı olmayı fark ettiririm. Bunun farkındalığını kazandırırım. Başka bir kahve dükkanı var. Orada Tema ile işbirliği yapılmış ve poşetlere aldığınız kağıt poşetlerin geliri Tema'ya bağışlanıyor. Yani bu tarz şeylerle farkındalığı olmayan, parası olan insanlara da farkındalık kazandırılabilir ve onların dünya için sorumluluğunu, diğer insanlar için sorumluluğu fark ettirilebilir. Bu alanlarla birlikte her şey daha değişik hale dönüşebilir. Cinsellik alanlarımızı bolluk bereketle nasıl geliştirebiliriz? Aslında şöyle söyleyeyim. Şimdi hem cinsellik hem de bolluk bereket ikinci çakrayla, yaratım çakrasıyla alakalı. Toplumsal olarak cinselliğin üzerine yüklenmiş çok fazla negatif anlam ve alan var. Bu negatif anlam ve alanlardan dolayı cinsellikten insanlar farkında olmadan kaçınmaya başlıyor. Cinsellikten kaçındığında o enerjiyi kapatıyor. O enerji kapandığı zaman ne oluyor? Bizim aslında bolluk ve bereket alanımız da kapanıyor. Çünkü orayı besleyen enerjiyi biz kısıtlamış oluyoruz. Ama biz o alanı kısıtlamadığımızda hem yaratım alanımız, kendi hayallerimizi kendimiz için gerçekleştirme. Bu hayallerimiz sadece kendi hayatımızdaki işte aşk, bolluk, bereket değil. İcatların ortaya çıkabilmesi de bu yaratım alanıyla alakalı. Yani eğer bir insan, az önce söyledim ya, zanaatkarlar ya da ölçekli işletmelerde yaratım yapıp, icat yapıp hayatı kolaylaştıracak ve bunların da daha ekonomik olacağı şekillerde bunlar ortaya çıkartılabilir. Şunu yapabilir büyük ölçekli işletmeler. Mesela otosanayide falan bazı ustaların yaptığı çok farklı buluşlar var. İşte o buluşlar teknolojik alanla birleştirilip daha inovatif hale ve daha ekonomik hale getirilebilir. Bunlar getirildiğinde işte bu da yaratım alanıyla alakalı. Yine bizim ikinci çakramızla alakalı. Bu ikinci çakra zaten dengelendiği zaman hem para alanı hem teknoloji alanı ve sanayileşme, modernleşme alanı, gelişme alanı hepsi birbiriyle iç içe geçmiş durumda. O yüzden aslında çok önemli bir alan ama kolektif bilinçte o kadar çok kapalı bir alan, tabu haline getirilmiş bir alan ki o alanın temizlenebilmesi çok zorlu bir alan. Yani ben mesela kolektife çalışma yaptığımda çok zorlanıyorum o konuyla alakalı. İşte ön çalışmaları yaptım koşulsuz sevgi enerjisiyle. Önce yazısını yazdım. Cinsel birleşme alanının, çünkü bizim aslında varlık sebebimiz o. Eğer cinsel birleşme olmasa dünyada hiç insan ırkı ya da hani ırkların, hayvanların, memeli olanların hiçbirinde üreme gerçekleşemeyecek. Bu bizim varlık sebebimiz. Ama o kadar yatsınmış, o kadar üstüne negatif anlamlar yüklenmiş, o kadar çarpıtılmış ki bu çarpıtılmadan dolayı da bu alan çok karmaşık halde. İnsanlar evleniyorlar ve evlendikten sonra da
yine bu cinsellik alanı tabu halinde olmaya devam ettiği için ya ilişki içerisinde insanlar birbirinden kaçıyor, eğer sadakat yoksa o zaman da aldatma alanı açılmaya başlıyor işte cinsel alandaki dengesizlikten dolayı. Eşler birbiriyle bu alanı konuşsalar, cinsellik alanı aslında sadece konuşmak bile şifalandırmak için çok büyük bir alan olmuş oluyor. Bu alan konuşmaya başlandığında dengelenecek ve kişilerin de aslında o evlilikte yaşadıkları belki bereket sorunları, bolluk bereket sorunlarının temel noktası bu. Eşler birbiriyle iletişime geçmiyor çünkü enerji aktarımı da olmuyor. Kadın erkeğe, erkek kadına enerjisel olarak destek oluyor. İşte o yin yang enerjisinin birbirine aktarımının gerçekleştiği ve o alanın en kolay dengeleneceği nokta evlilikte cinsellik alanı. Cinsellik alanında eşler birbiriyle sevgi odağında cinselliği yaşadıklarında bu alan çok farklı bir hale gelecek ve eğer ondan sonraki gelen nesil varsa o nesil de daha sevgiyle büyüyecek. Çünkü orada sevgisizlik alanı çok daha azalmış olacak. O yüzden bu alanın temizlenebilmesi birçok şeyle bağlantılı. İşte mesela insanlar ilişki yaşamak istiyor ya da evlenmek istiyor, evlenemiyor. Neden? Aslında belki de hiç farkında olmadığı cinsellikle ilgili çok büyük korkuları var. Cinsellikten kaynaklı, temelden kaynaklı ya da cinselliği çok kötü, çok karanlık diye tanımlıyor. O yüzden de cinselliği yaşamamak adına belki de ilişkiyi ve evliliği hayatına dahil etmiyor. Bu da olabilir. Yani aslında temel alanın temizlenmesi gerekiyor. Ben subliminal olarak koşulsuz sevgi enerjisinde yaptığım alımlamaları subliminal olarak da bir kayıt yaptım. Orada şunu fark ettim aslında, bu konuyla ilgili bir meditasyon yapmadım. Ama bu meditasyonu mesela insanlar diğer insanların içerisinde rahat bir şekilde dinleyemeyecekler. Sadece kulaklıkla dinleyebilecekler. Ama bu subliminal kayıtlar her yerde dinlenebilir. Çünkü oradaki ses çok duyulmuyor, çok dikkatli dinlendiği zaman duyuluyor. O işte toplum alanını da izinli olduğumuz kadarıyla arındıracak bir çalışma. Zaten hani yaptığım her çalışmada ya da her meditasyonda hiçbir zaman hiçbir insanın özgür iradesine müdahale edecek çalışmalar yapmıyorum. Zaten bunu yapmayı soranlara da o alanı kapalı olduğu, o alanın kapalı olduğunu ifade ediyorum. İşte bu alan belki temizlendiğinde dünyadaki gelir dağılımı da dengeye girecek, daha dengeli olacak. İşte insanlar şu yapılabilir, şu an gelen şey, cinselliği insanlar eğer bolluk bereket sorunu yaşıyorsa bir insan, oturup cinselliğe dair ne düşünüyor onu bir yazsın. Onu yazdığında aslında oraya yüklediği birçok enerji para alanına da yüklenmiş olacak. Zaten cinselliğin alanında eril enerji daha yüksek, baskın gözüküyor. Cinselliğin enerjisi daha eril olduğu için paranın enerjisi de eril. O yüzden belki oradan kaçış vardır. Yani cinsellik ve para birbiriyle eşleşik olabilir. O alanlar kontrol edilebilir. Sevgi paylaşmak da yine şu olabiliyor. Çünkü bazen çok sevgi odağında olduğunuzda eğer karşı cinsle bir araya geliyorsanız, o sevgiyi aktarıyorsanız karşı taraf sizdeki saf sevgiyi cinsellik olarak yorumlayabiliyor. Ya da kadının dişil enerjisini cinsellik, seksapalite diye yorumlanabiliyor. Bu alanların dengelenebilmesi için de her insanın karşısındaki insanla, bu illaki sevgili olmasına gerek yok, bireysel olarak iletişimde olduğu insan eğer ondan o enerjiyi alıyorsa ve karşı taraf gerçekten sevgi niyetiyle bunu yapıyorsa, bunu karşı tarafa iletmesi bence çok daha doğal olan, orada karşı taraf beni yanlış anlar diye beklentiye girmekten ya da oradan kaçınmak yerine bunu ifade edebilir. Ben birinde şey yapmıştım, Facebook'ta diğer diye, spam mı diğer mi ne diye öyle bir mesaj bölümü var. Oraya birinde baktığımda çok fazla hani
amacın bazısı görünür bir şekilde onu ifade etmiş, bazısı işte tanışmak istiyorum deyip ama altında cinselliğin yattığı bir enerjiyi orada algılamıştım. Dedim ki bu kadar insan geldiyse, önce çok tepki gösterdim tabii ki. Sonra dedim ki ya senin bu hayatın gerçekliği, burada bu kadar tepki gösterme. Bir yazım vardı. Onu çok daha önceden yazmıştım, başka bir yazı. Hepsini o yazıya attım. Üşenmedim ve açıklama yazdım. İşte ne yazdım hatırlamıyorum ama cinsellik alanının dengelenmesi gerektiği, hayatın bir gerçeği olduğu falan tarzında bir şeyler yazdım da ne yazdım dediğim gibi hatırlamıyorum. Hiçbir anlamadı dediğimi. Sonra ben ne yaptım? Geri dönüşler olduğunda ben sanki hiç öyle bir mesaj yazmamışım gibi engelledim ve orada arındırmam gereken neyse burayı arındırmayı seçiyorum. Ama uzaktan arındıracağım dedim. Böyle yakından etkileşimle arındırmamayı seçiyorum deyip. İnsanlar çünkü ifade etseniz de bazen doğru anlamıyorlar. Bu alandaki ilahi denge neyse o olsun niyetini yaptım ve artık hani o alan biraz daha kapandı. Çok çok az geliyor o tarz mesajlar. Tepki gösterdiğimde ama çok geliyordu. O tarz mesaj geldiğinde, o mesaja tepki gösterdiğimde o hafta daha fazla mesaj geliyordu başka insanlar tarafından falan da. Yani kişiye tepki göstermiyorum, bir şey yazmıyorum ama içsel düzeyde bir tepki gösterdiğimde o zaman daha fazla mesaj geliyordu. Ondan sonra dedim ki Yasemin, buraya tepki göstermek bu konuyu değiştirmiyor. Burayı şifalandırmak lazım. Ben ondan sonra kendi içimde çalışmalar yapmaya başladım. Eğer öyle bir şey olduğu zaman orada benim arındırmam gereken neyse, benim sorumlu olduğum neyse onun arınmasına niyet ettim. Ve niyet ettikçe de bir sürü alan açıldı. O alanları arındırdım, şifalandırdım. Tabii bunu artık kimseyi bu tarz konuları anlamayacak insanlara ifade etmemeyi seçtim. Çünkü orada boşu boşuna iletişime girip kendimi yorduğumu fark ettim. Onlarla bir şey yazmadan oradan bana gelen alanları temizledim. Bu şeyde de oluyor, benim Helios Yaşam Merkezi sistemde spam'e gelen çok fazla porno site tanıtım video reklamları var. O çalışmaları yaptıkça onlar da azaldı. Önceden böyle 6 sayfa falan dolu oluyordu. Artık 10 günde falan 6 yoruma falan düştü. Dedim iyi şükür hani dengelenmiş, burası da arınmış. Oradan da yani yorumlar geldikçe oradan da onunla ilgili de arınma yapıyorum falan. Öyle ben alana dahil olan ne varsa onunla ilgili çalışma yapıyorum ama bulu bereket, aşk ve cinsellik hepsi birbiriyle iç içe girmiş durumda. Yani aslında yaşamın içinde o alan, orayı yatsımamıza gerek yok. Ve yargılamamıza gerek yok bir insanları yaşadığı deneyimden dolayı. Orada arındırmalar yapıldığında o kişilerin hayatımıza dahil olmamasını seçeriz. Ancak herhangi bir haber duyduğunuzda, o kişiye bir tepki gösterdiğinizde o sizin alanınızı da dengesizleştiriyor. Ve o tarz insanların enerjisel olarak alanınıza dahil olmasına sebep oluyor. İşte hani dışarıya çıkıyorsanız, hiçbir şey yapmıyorsanız bile otobüste bile öyle insanlarla karşılaşabiliyorsunuz. Ama siz kendi alanınızda tepkiselliği bıraktığınızda sizi taciz eden insanlar, otobüste taciz edecek ya da dışarıda taciz edecek insanlarla karşılaşmıyorsunuz. Bugün bu konuyla ilgili açığa çıktığı için haberleri izlediğinizde, haberleri dinlediğinizde bu tarz konularla ilgili taciz ya da tecavüzle orada ne kadar tepkiselsiniz o alana bakıp onun da şifasına niyet edebilirsiniz. Ben de kendimi isteyemiyordum ama seninle çalışmaya başladıktan sonra isteyebilmeye başladım. Ne güzel. Bugün çok paylaşmak istedim. Kendimde ne istiyorsam ilahi izinli olduğum ve hak ediyorlarsa diyorum, müdahale olmasın diye. Evet, böyle yaparak hem kendi alanımızı dengeliyoruz. Bir de kendinde isteyemeyenler şu alanı kontrol etsinler. İstemeyi, hani Allah'tan istemeye acizlik olarak tanımlıyorsa kişi, o zaman isteyemiyor da ben her şeyi yaparım, hayatımda her şeyi ben tamamlarım diyen enerji varsa kişinin alanında, bu da kişinin istemesini güçleştirebiliyor. Bu alanı da kontrol edebilirsiniz. Bu yorumdan ayrı.
Temmuz enerjilerini anlatan videonuzda ruhsal görevlilerin bu ay yoğun enerjiler içinde olacağını söylemiştiniz. Biz eğer bu konuda görevliysek o konular bizim alanımıza gelir mi? Nasıl anlarız görevimizin ne olduğunu? Benim aslında oradaki söylediğim şey biraz daha görevi açığa çıkmış olan insanlardaydı. Şunu azıcık indireyim mi? Bu kamera hareket ediyor sanırım. Koyduğumuz yerden. Benim oradaki yorumum aslında daha çok görevi açığa çıkmış ama bu görevini yerine getirmeyen insanlardaydı. Oradaki hani görevi açığa çıkmış ve bunu yerine getirmeyen insanlarda kendi hayatınızla ilgili çok aşırı bir sıkışma hissediyorsanız bir konuyla ilgili orada ruhsal olarak almadığım sorumluluk ne? Bunu sorabilirsiniz. Ben sorumlulukla ilgili sorumluluk alma verme çalışmasını yapmıştım çok önceden. Ya yani onun öncesinde önce yazısını yazdım. Baktım yazıyı kimse okumuyor. Dedim bir de videosunu çekelim. O videoyu çektim ve ondan sonra insanlardan sorumlulukla ilgili bir şey geldiğinde o videoyu gönderiyorum. Ben zaten hayatımdaki herkesin sorumluluğunu alıyorum cevabı geliyor. İşte burada kendi ruhsal varoluş sorumluluğunu almak istemediği için insanlar diğer insanların hayatında hiç kendi alanında olmaması gereken sorumluluğu alanına dahil ediyor ki yer bırakmıyor sorumluluğa. Kendi alması gereken sorumluluğa ait yer kalmasın. Diğer sorumlulukları alayım alanımı ki ben onu almayayım. Çünkü bir şekilde onu hepimizin bilinçaltı biliyor bizim ruhsal boyuttaki görevlerimizi de. Eğer böyle bir alan varsa yani hayatınızdaki her insanın sorumluluğu sizdeyse bundan şikayet ediyorsanız ama almaya da devam ediyorsanız orada ruhsal sorumluluktan kaçma alanına bakabilirsiniz. Eğer sorumluluğunuz yani yeni bir ruhsal göreviniz de açığa çıkacaksa o zaten bir şekilde ya biri size bunu ifade eder ya da kendi kendine ortaya çıkar. Rüyalarınızda bunu gerçekleştirirsiniz. Benim mesela şeydi, ilk uyanış sürecimde dünyadaki depremlerin olduğu zaman diliminde dünyayla etkileşime girip o dengeyi sağlamaya çalışıyordum. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Ne yapmam gerektiğini de bilmiyordum. Sadece işte ilk Şili depreminde, 2010 yılında olan Şili depreminde fark etmiştim. O gün böyle bütün kemiklerim birbirine girecek tarzda ağrı vardı bedenimde. Ne olduğunu da bilmiyorum. Depremin olduğu saatlerde bir duş aldım. Benim zaten bir şeyleri çözündürmem suyla çok çabuk oluyor. Su grubu olduğum için muhtemelen. Duş aldıktan sonra enerji biraz rahatladı. Bir süre sonra da zaten deprem haberini aldım. Ha dedim aslında demek ki burayla alakalı bir şey. Sonra haberlerde işte tsunami'nin çıkacağı, tsunami'nin 7-8 metre olacağı, çok yıkıcı olacağı falan haberleri gelmeye başladı. Ben de sabah 4'e kadar oturdum, dünya ile konuştum. Ne yapacağımı bilmiyorum çünkü. Diyorum ki bak sen bu suları insanların olmadığı yere yavaşça götürebilirsin. Sen bunu yapabilirsin lütfen diyorum. Bak bu suyu, bu su kütlesini oraya değil daha böyle okyanusun sadece suyun olduğu, karanın olmadığı alanlara götür bunu. Orada dengelemeyi gerçekleştir falan. Böyle konuşuyorum, aklıma bir şey gelirse işte çalışma yapıyorum falan. Böyle 4'e kadar çalıştım, ettim, konuştum, bir şekilde devam ettim. Sabah uyandığımda Japonya'ya gelen dalgaların 1,5 metre falan olduğunun haberini duydum. Daha sonra aynı yıl Van'da deprem olmuştu. Ben o gece sürekli mağma tabakasıyla yeryüzü arasında sürekli rüyamda onu görüyorum. Hani bir mağmanın içindeyim, bir yeryüzündeyim. Nasıl olduğunu da bilmiyorum, ne yapacağımı da bilmiyorum falan. Ama sabah uyandığımda çok yorgun uyanmıştım. Sonra şuna niyet etmeye başladım. Birileri depremle ilgili bir haber söylediğinde ya da bir şey okuduğunda, bir şey geldiğinde ya da benim içime deprem olacak hissi geldiğinde şunu yapmaya başladım. Buradaki süreç her ne olacaksa koşulsuz sevgimle, sevgili Gaia yanındayım. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ama denge yerine gelsin demeye başladım. Yani sizin bir göreviniz varsa onunla ilgili içsel bilişiniz de kendiliğinden ortaya çıkıyor zaten. Ya da biri size işte ben seni rüyamda şöyle gördüm, sen şunları şunları yapıyordun
deyip size aslında ruhsal görevinizle ilgili bir mesaj iletebilir. Siz rüyanızda bunu görebilirsiniz. Bunlar açığa çıktığında bana böyle yol gösteren kimse yoktu. Ben size çok fazla öneride bulundum. Kendi rehberliğinize ulaşabilmeniz adına kendi deneyimlerimi aktardım, kendi yolculuğumu paylaştım, işte orada neler yaptığımı. Bunlarla ilgili dinleyip ya da Helios'taki yazıları okuyup kendi içinizdeki alanın dengede kalacağı şekilde niyetlerinizi ya da çalışmalarınızı yapabilirsiniz. İlk başlangıç olarak zaten sonrasında yapacaklarınız kendiliğinden açığa çıkıyor, ortaya çıkıyor. Ben geçen tatille ilgili olarak video çekmiştim işte Hayatı Ruhsallıkla Yaşamak kanalı için. Birlikte Yaşamak kanalında. Orada şunu fark ettim. Ben aslında gezdiğim her seferinde bir şey yapmam gerekiyorsa onlar kendi kendine birçok yerde gerçekleşmiş. Ama artık belirli olarak odaklanarak yapmam gereken zaman dilimi geldiğinde de onun mesajları verilmiş bana. O yüzden hayatımızda bazı görevler kendiliğinden devam ediyor bizim bilincimize gelmeden. Bazılarının bilincimize gelmesi gerekiyor. Bilincimize gelmesi gerekenler zaten yaşamımızda bir şekilde aklımıza geliyor, kalbimize doğuyor. Onu ortaya çıkartıyoruz. Yeter ki ruhsal olarak sorumluluğumu alıyorum ve burada ilahi olarak yapmam gereken görev her neyse bunu yaratıcının kolaylaştırmasını talep ediyorum. Pozitif ya da aydınlık varlıklar bana bu konuyla ilgili yardım edeceklerse onlardan da hak ediyorsam yardım talep ediyorum niyetini yapabilirsiniz. Ruhsal varlıkların bize yardım edebilmesi bizim dünyada kendi sorumluluğumuzu alıp yapmamız gerekenleri yapmak. Orada yapmamız gerekenler de çok gözünüzde büyütmeye gerek yok. Bazen bir niyet bile yeterli oluyor bizim o ruhsal çalışmamızı yapıyor olduğumuzun, sorumluluk aldığımızın göstergesi. O yüzden bir şeyleri büyütmeyin. Her şey biz tamam ben buradayım, hazırım dediğimiz anda her şey çok kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Bir şeyler üretmek istediğimde çevremdeki insanlara iş bölümü yapıp çevremdekilerin de üretmesini sağlayarak projeler üretmek alanım ortaya çıktı son dönemde bir de. Evet, o çok güzel oluyor. Aslında senin bak kendi yaratımınla ilgili olarak eserlerinin satışı da ancak şeyde daha hızlanıyor. Birine yardım edeceksen, birine destek olacaksan orada daha hızlanıyor. Bence kendin için de istemeyi hatırla. Orada şunu işte kendin için istediğinde, kendi alanını genişlettiğin zaman zaten başkalarıyla ortak proje yapma alanı da çok daha farklılaşır. O da çok daha güzelleşir. Hani o grubu açmamız, seninle birlikte o açtığımız grup hem beni kendi açımdan hem de diğer insanlar açısından da bizi çok geliştirdi, çok dengeledi. Hani oradaki kendi yaratım alanına da biraz daha fazla niyet edersen, o alan da dengede olursa, hani senin aracılığınla hem senin hem Fatih'in resimlerine ben baktığımda şunu fark ettim. Hem Şirin Hanım'ın sorusuna da cevap olsun. Her ikinizin resimlerinde de şifa alanı çok yoğun. Yani böyle özellikle Fatih'in resimlerinde kadını onurlandıran, kadının gücünü ortaya çıkaran o kadar derin bir enerji var ki, seninkinde de insanın kendi varoluşunu şifalandıracak, kendi yaşamını şifalandıracak o kadar güzel resimler yapmışsın ki o resmin evine gittiği kişi kendini şifalandırır. Ben resimle ilgili bir şey anlatmıştım. Onu sen izledin mi bilmiyorum. İşte bizim Malatya'da yaşadığımız zaman bize bir kız kulesi resmi hediye edilmişti. Bir resim yapan, resim yapmayı seven babamın çalışanlarından kızı kız kulesi resmini yapmıştı. Bizim o oturma odamızda yıllarca durdu. Biz ona yıllarca baktık. İstanbul'a taşınmak gibi bizim hiçbirimizin düşüncesi ya da programı yok. Ben zaten hiç İstanbul'da iş aramıyorum. O zaman stajımı İstanbul'da yapmıştım ama oraya gelip çalışmayı falan hiç düşünmüyorum. Hep Gaziantep'te falan iş arıyorum okulu bitirdikten sonra. Daha sonra oralarda iş olmayınca ben staj yaptığım yerde de
ailevi bir bağ olduğundan dolayı biri işten ayrılmış çalışanlardan hani apar topar acil ben buraya işe geldim. Gelirken de hiç hoşnut değildim gelmekten ama sonra İstanbul'a aşık oldum. O tabloda şu an Mersin'de. Mersin'e gittiğimde ben onu gördüm. Aa, aslında biz resme baka baka yaratım yapmışız İstanbul'a taşınmayla ilgili dedim. O yüzden resme bakmak özellikle görsel olan insanlarda hiçbir şey yapmasına gerek yok. O resme baktığında kişi kendini şifalandırabiliyor. İşte senin o yaptığın resimlerdekini birinde sana da söylemiştim. İşte dedim ki bu resmi alan kişi kendi çocukluk travmalarının hepsini şifalandırır. Çok derin bir alanı var demiştim o yalı resimlerinden bir tanesi için. İşte insanlar resim aldığında da siz aslında ruhsallık konusuyla hiç alakası olmama ihtimali olan bir gruba şifa alanı açıyorsunuz. Aslında çok değerli bir iş yapıyorsunuz. O yüzden bence kendiniz için de yaratım yaptığınızda bu zaten dünyaya fayda sağlayacak bir alan. Bolluk bereket için sen bunu yapabilirsin. Maddi düzeyi yüksek, gelir seviyesi yüksek insanların senin resimlerini almasına odakla kendini ve onların alanına giden senin resimlerinde onların da şifalanıp paylaşım alanını kalplerine doğuracaktır. Bence böyle bir çalışma yapıyorsun. Çok harika olur. Yarınki workshop için eski çalışmayı dinleyip niyet etsek uygun mudur? Niyetim var. Bazen sen daha güzel niyet önerileri yapıyorsun. Hani kalbinize ne geliyorsa onu yapın. Çünkü meditasyonların hiçbiri aynı meditasyon değil. Ben her seferinde farklı kayıt yapıyorum. Ve her kayıtta da ben de şaşırıyorum ortaya çıkan durumlar için falan. Kalbinize doğan niyetleri yapmanız sizin için en doğru olandır. Bir de hani şeyi söylüyorum ya, kendi içsel rehberliğinize güvenin. Ben burada size bununla ilgili yorum yaptığımda kendi rehberliğinizi algılamanızı da engelleyebiliyorum. Bence sen çok güzel yaratımlar yapıyorsun. Kendine haksızlık etme. Geçenlerde işle ilgili bir videoları anlatırken galiba senin o iş yeriyle ilgili yaptığın çalışmaları hatırladım. O süreçte yaptığın ve çok zor görülen, kazanman çok zor olan bir iş davasını kazandığını yazmıştın. O yüzden bence senin alanın çok güzel, çok güçlü. Kendine güvenip kendi niyetini yaparsan süper şeyler olur. Subliminal telkinleri herkesin duyacağı şekilde dinlemek onların alanına müdahale olur mu? Yok, olmaz. Yani orada ben şunun için söyledim o subliminal telkinlilerin zaten şeyin kaydı yok. Onun sadece yazısı var. Koşulsuz sevgi enerjisiyle cinselliğin arındırılmasının kaydı yok. Kaydını yüklemedim çünkü onun yazısını paylaştım. Diğer iki tanesinin ses kaydını yaptım. Onu da dinleyebilirsiniz. Yani hangisini nasıl istiyorsanız öyle dinleyebilirsiniz. Ben sadece hani toplumsal algı var ya cinsellikle ilgili. O meditasyonun açık olması, diğer insanlar onu duysa da bir şey anlamayacak ya da yargısal bir alan ortaya çıkmayacak. Onu demek istemiştim. Ferda Hanım, ben de size sevgilerimi iletiyorum. Canlı yayının başında ben kendi çocuğu olmayan başka çocuklara yardım eden hem İstanbul'daki Minik Kalpler Balat'taki Ali Rıza Bey ve Maria Hanım'dan bahsettim. Hem de Tanzanya'daki Rio Ba ve eşi Josephine'den bahsettim. Siz de öylesiniz. Hani Ferda Hanım da çok güzel çocuklara destek olup büyütüp onları hayatını kazandıracak hale gelmiş. Onun için sizin kalbinizdeki sevgiyi de ben içimden almıştım. Şu an geldiniz, size de ifade etmiş olayım. Bugün dişil enerjiyle ilgili pek çok şey yaşadım. Dişilim para kazanma, bedensel olarak kabul ve özgürlük ve alma verme ile ilgili hem alıp hem verebilmekle ilgili enerjiler hissetmiştim.
bu konuşmalarda şifa alıyor ve inşallah bunun şifalandırılmasına vesile olacak gibi. Evet, bir şeyleri konuştuğumuzda zaten o alan çok hızlı çözülüyor, çok hızlı derinleşiyor. Sen de hızlı hızlı dönüştürenlerdensin zaten. Evet, Fatih'ten gelen yorum, askıda ekmek gibi askıda yemek, askıda fatura, askıda ihtiyaç malzemesi çoğaltılabilirse yoksulluğun bir nebze önüne geçilebilir. Evet, sizinle şeyi de konuşmuştuk biz. Eğer workshopları yüz yüze yapmaya başladığımızda askıda sanat diye Gökni ile yazışmıştık. Sadece şey için değil, hani çalışmalar için de ruhsallık alanı ile ilgili olarak ya da diğer alanlarla ilgili olarak da bunu sadece kişinin yaşam ihtiyaçlarını gidermek değil, birine konser davetiyesi vermek, birine sinema bileti hediye etmek. Yani aslında bu alan bütün her yere yayılsa, bütün kurumlar bunun işte sinema salonlarında askıda film olsa, tiyatro salonlarında askıda oyun olsa, işte konser salonlarında askıda konser ya da etkinlik olsa, bütün her şeyi aslında bunu yapmaya başlasak her şey çok daha farklı olacak. Benim aslında hani benim askıda projemde YouTube kanalım. Maddi olarak gelir düzeyi olmayan insanların da ruhsal gelişimini gerçekleştirebilmesi adına YouTube kanalımda askıda ruhsallık olmuş olsun bari. Ruhsal mesaj için o mesajı almaya niyetlenmek gerekir mi? Ben şöyle yapıyorum. Benim algılayacağım şekilde bu mesaj benim alanımda aktif olsun diyorum. Bazen önceden mesela şu an mesajları algılıyorum. Ne olduğunun farkındayım. Ama önceden anlamadığım zamanlarda bu işte sosyal medya paylaşımı oluyordu ya da bir kitaptan bir bölüm oluyordu. Bir şarkı aracılığıyla oluyordu. Birinde şöyle bir şey olmuştu. Dedim ki, siz bana bir mesaj verseniz de ben oraya gitmeyi çok istiyorum. Ben o mesajı anlamam. Bana Yasemin buraya sakın gitme gibi çok belirgin bir mesaj verilsin lütfen dedim. O gün iş yerinden çıkmadan önce bir 5 dakika önce falan arkadaşım aradı. O da gideceğimi biliyordu. Birlikte gidecektik. O gün de hava koşulları birazcık kötü. Fırtına çıkma ihtimali var ama ben yine de gideceğim diye düşünüyorum. Ben orada şuna niyet etmiştim. Enerjisel olarak oraya gitmem uygun değilse sakın gitme tarzında bir mesaj gelsin dedim. Arkadaşım aradı işte. Gün içinde de onunla hiç konuşmadık. Yasemin bu gece, bu akşam ne olursun sakın gitme dedi. Tamam dedim ben. Normalde öyle bir şeye tamam demem. Yok gideceğim falan derim. Çünkü o mesajı istediğim için bana öyle bir şekilde iletildi arkadaşım aracılığıyla. Yani bu alacağımız mesajlar illaki kendi içimize doğmasına gerek yok. Biri de aracı olabiliyor. Yine böyle alanım karıştığında violet kelimesini ben kendime şey olarak seçmiştim. Çok görülmüyor. Çok bilinen bir kelime değil. Dedim ki enerji alanıma yapışmış bir şey varsa ben violet kelimesini görmek istiyorum ya da hani onun çağrışımı olsun demiştim. Ben normalde çok televizyon izleyen falan biri değilim. O gün işte televizyonu açtım. Alt yazılı bir film vardı. Alt yazısında da kişinin ismi mi Violet'ti neydi öyle bilmiyorum bir şey. Orada Violet yazıyor. Ha tamam çok teşekkür ederim dedim. Ondan sonra baktım zaten filmde benim izleyeceğim tarzda bir şey değil. Kapattım. Enerji alanımı temizlemeye başladım. Yani ruhsal mesajları almayı istediğimizde bir şekilde bir şeyleri sanki biz diyoruz ya tesadüfen oldu. O tesadüf dediğimiz şeyler aslında bizim sorularımızın cevapları olmuş oluyor. Fatih'ten Gökmen'in resimlerine bakınca moraliniz düzelir, neşelenirsiniz. Ben şahidim demiş. Bence ikinizin resimleri de çok bambaşka alanlar. Çok harika şeyler yapıyorsunuz. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Yapacağım dişil ve eğlenceli resimler yapacağım. Evet, çok teşekkürler yorumun için. Göre göre istiyor bazı insanlar. Şey gibi bu gözün önünde gönlüne ulaşıyor. Gözünden uzak olan gönlünden de uzak olması gibi. Evet. Bence bak
çok şahane bir fikir bu dişilik alanıyla ilgili olarak. Hani o alanın değişip dönüşmesine niyet ederek yaptığında o resimler daha farklı olacaktır. Mesela şeydi o son satılan Alavere Dalavere de orada da çok güzel. Ben dişiliği çok görüyordum. O da çok eğlenceli bir resimdi bana göre. İnşallah gittiği yere de eğlence götürür. Bence ikinizin resimleri de çok güzel. Bu kadar enerji çalışmaları, kötü enerjiler çok yorucu değil mi? Allah yar ve yardımcınız olsun. Enerjiler bazen yorucu oluyor ama genelde de çabuk dönüştüğü için hani o eğlence alanı benim daha çok hoşuma gidiyor. Böyle şey gibi oluyor. Sanki bilim kurgu filminin içinde başrol oyuncusu gibi hissediyorum kendimi. Oradaki değişim dönüşüm daha kolaylaşıyor ya da eğlenceli tarafı daha farklı oluyor. Böyle yaşadığımda daha çok eğleniyorum. Yani ben bir şeylerin içine enerji katılmadığında daha sıkılabiliyorum. Ama enerji varsa işin içinde orası benim için çok daha kolay ve eğlenceli oluyor. Canlı yayında yakalamak çok güzel. Canlı yayında bu canlı yayınım stabil. Her cuma saat 22'de canlı yayındayım ama başka canlı yayınlarımın genelde saati yok. Çat aklıma ne zaman gelirse ya da hani hadi Yasemin diye kalbim söylerse o zaman yaparım ama cuma günü her cuma saat 22'de buradayız. Yayınlarınız 2 haftadır hayatıma dahil oldu. Öncelikle çok teşekkürler. Mühendisim ve uzun zamandır içimde yaratıcılığımı kullanarak bir şeyler yapmam konusunda istek var. Bu konu için nasıl bir niyette bulunmam veya çalışma yapmamı önerirsiniz? Bu zihnimin isteği mi, ruhumun mu? İkilemde kalıyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Hayatı ruhsallıkla birlikte yaşamak kanalında ilk çektiğim video iş hayatında enerjilerdi. Ben de 10 yıl boyunca kimya mühendisi olarak çalıştım ve ilk çalıştığım zamanlarda Ar-Ge bölümü. Hem üretim hem Ar-Ge'de çalışıyordum. O Ar-Ge alanı benim kendi içimdeki yaratıcılığı ortaya çıkardığım ve orada farkında olmadan yaptığım birçok şeyin alanını besleyen bir yerdi. O videoyu izlerseniz muhtemelen kendi yaptığım, orada aktardığım kendi hikayelerimden siz de kendinize bir şeyler çıkarıp orada ortaya çıkarmanız gereken neyse o kendiliğinden farkındalığınıza gelecektir. Ben de mesela şeydi, bu eğitimleri aldığımda o zaman iş hayatında çalışıyordum. Birilerine bir şeyleri aktardığımda bu konularla ilgili çok mutlu oluyordum. Çok keyif alıyordum onları aktarmaktan. 3 yıl boyunca hem eğitim alıp hem kimya mühendisi olarak çalışmaya devam ettim. 3 yıl sonunda çalıştığım iş yeri kapandı. Orada şuna niyet ettim. Dedim ki Allah'ım dedim ben eğer hala kimya mühendisi olarak çalışmam gerekiyorsa ilahi olarak o kapıyı aç. Yok eğer ruhsallık alanında çalışmam gerekiyorsa da o kapıyı aç dedim. İki yerle ilgili de görüşmeye gittim ama benim çünkü öbür gittiğim yerde benim hiç bilmediğim alanla ilgili bir bana iş teklifi gelmişti. Orada onlara da evet demek hem beni zorlayacaktı hem onları zor durumda bırakacaktı. Öğreneceğim bir süreç olacaktı. Çünkü ben bir üst basamaktaydım. Onlar benden bir alt basamağın işini istiyorlardı. Ama ben onu yapmayı bilmiyordum. Onlara da bunu ifade ettim zaten. Ama öbür taraf biraz daha kolay olmadı. Ben de çünkü şunu söylemiştim. Evet ben bunları anlatırken çok mutlu hissediyorum kendimi. Acaba ben burada mutlu olduğum için mi kimya mühendisliğinden kaçmaya çalışıyorum? Orada işte niyetimi yaptığımda o alan kendinden açığa çıkmıştı. Orada da videoda anlattım birçok şeyi. Arzu ederseniz o videoyu bir izleyin. İçinizde açığa çıkacak bir şeyler varsa o açığa çıkacaktır. Işık bilgeleriyle kolay öğrenme meditasyonu var. O da Yasemin Derya Metin YouTube kanalımda.
Eğer mühendislik alanı ile ilgili bir çalıştığınız sektör neyse onunla ilgili bir şey açığa çıkacaksa orada da yine ışık bilgilerinden rehberlik talep edebilirsiniz. O da alanınızı rahatlatıyor. Ruhsallık alanında benim için muhteşem bir öğretmensiniz. Teşekkür etmek istedim size. Rica ediyorum. Bence sizler de iyi öğrencisiniz. Onun için de kendinize teşekkür edin. Çünkü ruhsallık yolculuğunda bazen egonun, zihnin ya da nefsin çok rahatsız olacağı bilgiler aktarıyorum sizlere. Orada siz o bilgiden kaçmak yerine o bilgiyle dönüşmeyi seçiyorsunuz. Bu da bence çok kıymetli, çok geliştirici bir alan. Yani benim varlığım ne kadar size yol gösterici olsa da sizin yaptığınız seçimler çok daha değerli, çok daha kıymetli. O yüzden siz de kendi öğrenciliğiniz için kendinize teşekkür edin. Ben bu son zamanlara yakın kişileri yanımda diğer ama ben sessiz durumda sanki içsel olarak benle konuşuyor. Ben de içimden cevap veriyorum. Böyle içsel diyaloglar oluyor. Neden acaba? Hani telepatik iletişim alanınız telepatik iletişim alanın gelişmiş olabilir ama bir şeyi okursan iyi olur. Helios Yaşam Merkezi'nde alana bakmak diye bir yazım vardı. O bazen ruhsal yetilerimiz kendi kendine ortaya çıktığında kişilerin özgür iradesine müdahale edecek şekilde kişilerin enerji alanına ya da zihinsel alanına dahil olabiliyoruz. Oradaki çalışmaları yaptığında, oradaki niyetleri yaptığında eğer hala bu iletişim devam ediyorsa demek ki telepati alanında gelişmiştir. Ama o iletişim duruyorsa özgür irade alanın dengeye geliyordur. Diğer insanların özgür iradesine müdahale etmeden enerjisel alanın dengeye geliyordur. Violet örneğinin üstüne bugün yaşadım. Nasıl ilerlemem lazım diye düşünürken vapurdaydım. İleriden transatlantik geçti ve adı Helios'tu. Üstünde sizin akşamki yayınınızı Instagram'da gördüm. O zaman siz Helios Yaşam Merkezi'ndeki yazılara bakabilirsiniz. Orada iş hayatı ile ilgili yazdığım yazılarım da var. Kendi deneyimlerim, o zaman çalıştığım süreçteki. Sizin çalışmalarınızla o kadar eş zamanlı şeyler yaşıyorum ki artık hiç şaşırmıyorum. Yaşadığım bir olay olunca Yasemin Hanım'dan şimdi video gelir diyorum ve geliyor. Allah razı olsun. Çok şükür bence Allah bizi sevdiği için çok böyle birbirimizi destekleyecek alanlar yaratıyor. O yüzden ben bu enerjisel iletişimimizden, özgür iradelerimize müdahale etmeden enerjisel iletişimimizden çok mutluyum. Birbirimizi desteklemek çok keyifli oluyor. Yani ben şey diyorum, ben zaten ben aslında bir şey yapmıyorum, sadece enerjisel dilin tercümanlığını yapıyorum diyorum. Sizlerin sorduğu soruların cevapları enerjisel olarak benim alanımda aktif olduğunda ben bunu ifade ediyorum ve bunu ifade etmekten çok mutlu oluyorum. Birbirimize destek olmak da beni çok keyiflendiriyor, çok mutlu yapıyor. Sizin hayatınızda bir şeyleri kolaylaştırıyorsam ne mutlu bana, bunu aracı oluyorsam. Yani kolaylaştıran ben değilim de ben sadece aracı olanım. O yüzden bu aracılıktan dolayı da çok mutluyum ben. Bu kamerada bugün maşallah bayağı hareketli. Dün Hayatı Ruhsallıkla Yaşamak kanalındaki yayında Agartha'dan bahsettin. Acayip komik bir tesadüf oldu. Bugün kooperatif marketinin rafında Agartha diş macununu gördüm. Çok komikti. Evet, benim için de bazen öyle çok komik oluyor. Bir şeylerin mesajını alıyorum falan, sonra dışarıda gördüğümde "Oo!" oluyorum böyle. O da çok güzel eş zamanlılık oluyor. Ben 2 gündür kendimde bağımlılık alanları fark ettim ve bu eşya bulunduğum her yer ve her şey bağımlılık boyutunda olduğunu fark ettim. Korku, kaygı aşırı boyutta. Bu tatille ilgili videoyu çektikten sonra altına bağımlılıklarla ilgili, ben madde bağımlılığı ile ilgili olarak oraya yazıp paylaştım. İsterseniz o videonun altında Hayatı Ruhsallıkla Birlikte Yaşamak
bir kanalındaki son videonun altına madde bağımlılığını yazdım. Ben de falan yazdım ama bütün maddelerle ilgili olarak bu işte çay olabilir, kahve olabilir, şu an internet mesela bağımlılığı olabilir ya da eylem bağımlılığı olabilir. Mesela çok temizlik yapmak, çok titizlik yapmak, hani takıntı deniliyor aslında da temizlik bağımlılığı olabilir belki. O tarz konuların da dengeye gelebilmesi için sadece duygu değil bizim bağımlılık alanımızdaki durum ya da bir madde değil eylem bağımlılıkları da var. İşte bunların her birinin şifalanabilmesi için kişinin önce kendindeki alanı fark etmiş olması lazım. Bence sizin o fark etmeniz çok kolaylaştırıcı bir adım oluyor. Mesela korkularınızla ilgili olarak baş melek Azakriyel'le korkudan özgürleşme meditasyonu var. Özgür sevme meditasyonu var. Bağımlılıklardan özgürleşip özgür sevme meditasyonu. O meditasyonları da yaptığınızda kendi alanınızda bir şeylerin değişip dönüştüğünü fark edersiniz. Daha çok kalbinize odaklanıp sevgiye odaklayın kendinizi. Yani gün içinde bol bol seni seviyorum kelimesini söyleyin mesela. O aile alanınızda var olan diğer insanlara olan bağımlılığınızı da azaltacaktır. Kendinizi sevmeye başladığınızda, kendi sevgi dengeniz yerine geldiğinde diğer insanlarla olan alanınız dengelenir. Ve sevgi ne kadar çoksa bizim hayatımızda, enerji alanımızda, korku o kadar kendiliğinden azalıyor. Çünkü ikisi birbirinin tamamen zıttı duygular. Biri varsa diğeri yok, diğeri varsa öbürü yok. Yani hayatınızda eğer sevgiyi çoğaltırsanız, korku otomatik olarak bir şeylere çok derin çalışmanıza gerek kalmadan da sevgi var olduğunda korku kendi kendine dönüşüyor. Bir rüya görmüştüm yıllar önce. Çok sevdiğim bir yakınımı kaybetmiştim rüyamda. O yakınım evime hep geldiğini, çocuğumu hep gelip sevdiğini anlatmıştı. Yakınım yaşarken başörtüsü kullanmıyordu. Rüyamda kafası şal gibi bir şeyle örtülüydü. Bana cennette böyle giyinildiğini söyledi. Bana da benim ileride başımı şalla örttüğüm bir fotoğraf gösterdi. Sizin de hep başınızda bir aksesuar görüyorum. Bağdaştırıyorum. Sizin hep böyle aksesuar kullanmanızın ruhsal bir nedeni var mı? Sadece çok seviyorum. Onun dışında başka bir amacı yok. Birinde şey gibi... Dedim ki zihnim çok hareketli olduğunda bazen durdurmak için de bunu takıyor olabilirim dedim. Öylesine söylediğim bir şeydi. Onun öyle bir ruhsal boyuttaki bir bağlantısını bilmiyorum. Ben sadece takmaktan çok keyif alıyorum. Çok sevdiğim için böyle başıma bir şeyler takıyorum mutlaka. Öyle bir başka bir bağlantısı yok. Hani her şeyi ruhsallığa, ya evet enerjiye bağlamak, ruhsallığa bağlamak güzel ama bazı şeylerin de dünyasal formunu hayatımızda var edelim. Onlar da çok değerli, çok özel şeyler. Hani işte geçenlerde de bir çiçek paylaşmıştım evdeki çiçeklerden birini. Onunla ilgili sordular bunun bir anlamı var mı diye enerjisel olarak. Hani yok, illa her şeylere ruhsal anlam yüklememize gerek yok. Eğer onu seviyorsak, onu yaşam alanımıza dahil etmek bence çok... Kendimiz keyif alıyoruz, kendimiz neşeleniyoruz. Zaten neşe enerjisi var olduğunda da o dünyanın da neşe enerjisiyle ya da bulunduğumuz alanın da neşe, keyif, güzellik, mutluluk enerjisiyle dolmasına aracılık ediyor. Pozitif olan tarafı bu olmuş olur. Ben keyif aldığım için bulunduğum alana da keyif enerjisini dahil etmiş oluyorum. Başka sorunuz yoksa meditasyonumuza başlayabiliriz. Ben şunu alayım. Kullandığınız renkli
kullandığınız renkleri anın enerjisiyle uyumladığınızı düşünmüştüm. Ne bileyim, mesela pembe kullandığınız baş melek Ariel'le çalışmanız gibi. Sadece şeydi, çakra çalışmalarında birinde turuncu rengi aradım, bulamadım. Daha sonra baktım turuncu başka bir şeyim varmış, onu dedim nasıl görmemişim ben, o kadar aradım dedim bulamadım dedim. Bir kere aradım ben, hani meditasyonun rengiyle ya da yaptığım meditasyonla bağlantılı renkte. Onun dışında öyle renk falan aramıyorum. İçimden ne geliyorsa bugün neyi giymeliyim acaba deyip hani ona göre o rengi alıp giyiyorum. Kırmızı rengi de çok seviyorum. Ben 30 yaşına kadar kırmızı rengi hiç giymedim. 30 yaşından sonra sürekli giymeye başladım. Ve o yaşam enerjisinin, hani kök çakranın renginin de hatırlatılması amacıyla dünyada yaşamak çok güzel, bunun farkında olun demenin de bir, bence bir ifadesi. Ben o yüzden dünyada yaşamaktan çok keyif alıyorum. Çok mutlu oluyorum. O yüzden dünyadaki illa ruhsal bağlantısı olmayan bir şeylerin de alanımda olması beni mutlu ediyor. Dünkü aksesuarların beni çok keyiflendirdi demiş. Memnun oldum çünkü dedim ki şimdi tatille ilgili yapılacak bir şeyler anlatacağım ama biraz tatil modunu falan da yansıtayım dedim. Önce şey diye düşündüm. Acaba dedim bir video mu açsam arkamda denizin falan videosu olsa falan. Dedim ki ondan sonra yok dedim, o olmasın dedim. Ondan sonra baktım dolapta ne var ne yok. Buldum, şapkamı taktım, gözlüğümü taktım falan. Öyle tatil modunda bir video çektim. Önce şey diye düşündüm. Şapkayı dedim hani başlangıç tatil modu için başında dursun, sonra belki çıkarım. Sonra baktım yok, öyle terletmedi, rahatsız da etmedi. İyi dedim, dursun bari yayın boyunca. Ben farkındayım, tüm renk seçimlerin çok uygun oluyor enerjilerle. O zaman şey diyordur enerjiler, Yasemin bugün bu meditasyonu yapacaksın, şu renkler daha uygun, sen bunları alana dahil et diyor olabilirler. Ben de öyle içsel olarak, aa bugün bunu giymek istiyorum, bunu giyeyim deyip giyiyorumdur. Ben de her günkü ruh halime göre renk ve parfüm seçiyorum. Parfümleri çok seviyorum. Evet. Onlar da, parfümler de farklı bir dünyayı aralıyor aslında insana. Bunu daha önce de konuşmuştuk parfüm konusunu. Koku ilmiyle. Evet. Bugün o zaman meditasyon alanımıza kokuların güzel frekansı, renklerin güzel frekansı da dahil olsun. Evrensel ayın enerjisi alanımızda aktif olmuş olsun. Ben fıstığa çok güldüm o yayın içinde. Fıstık genel itibariyle bazen hiç yanıma gelmiyor, bazen tepemden inmiyor. O şeyde de, şapkanın üstünde şey vardı, bir tane kuş toka. Gelip o tokaya bakıyordu falan, hani arada ben gördüğümde ben artık fıstığa çok odaklanmıyorum çekim yaparken. Çünkü fıstığa baktığım zaman anlatacaklarımı unutuyorum. O zaman eşleşemiyorum ama bazen beni çok güldürdüğü oluyor ya da beni çok dağıttığı oluyor. Kendi eşi olmayınca kuşu eşi olarak kabul etmiş. O kuşu da ilk defa görüyor. Yani ben onun yanındayken takmıyordum hiç kafama. Ne yapacağını bilmiyorum çünkü. Şey yapabiliyor, bazen koparabiliyor falan. Ama dün dedim ki iyi bari kafamdayken en azından kopmadı. Sabit durdu dedim. Banyoda da bir tane şey var. Seramikten bir kuş var. Ara sıra gidiyor, onunla da konuşuyor. Onu daha henüz yıkma devirme aşamasına girmedi. Ben de videoyu sonradan bir daha izleyeyim bakalım neler yapmış.
Evet, artık meditasyonumuza başlayalım. Zaten meditasyonları yaptırdığımda fıstığı odaya koyuyorum. Diğer türlü beni de dağıtıyor. Bir de şey oluyor, ses kaydı falan yaptığımda da diğer kanalda, SoundCloud'da falan ses dinlendiğinde ne oluyor burada denilebilecek bir durum da oluyor. Onun için fıstığı meditasyonlar zamanı odaya koyuyorum. Onun dışında sadece konuşma yapacaksam açık bırakıyorum. O da artık canı ne isterse onu yapıyor. Bazen hiç konuşmuyor, bazen hiç susmuyor. Artık meditasyonumuza başlayabiliriz. Rahat olacağınız bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Gözlerinizi kapatın. Sizin frekansınıza uygun olan sevgi boyutu varlıklarının alana gelmesine izin verin. Enerji alanınızda bulunan evrensel ahenkle uyum içinde olmanızı engelleyen her şeyin sevgi boyutu varlıkları tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. El ve ayak parmaklarınızda bulunan ve sizin yaşamınızda daha fazla pozitifliği, bolluğu, bereketi, sevgiyi, mutluluğu, neşeyi, paylaşımı ortaya çıkarmanızı engelleyen her şeyin el ve ayak parmaklarınızdan arındırılmasına izin verin. Kalbinizin sevgi enerjisiyle uyumlanmasına izin verin. Alanınızda bulunan ve size hizmet etmeyen hüzün ve özlem enerjilerinin alanınızdan temizlenmesine izin verin. Hayatınızı daha keyifli, daha konforlu yaşamanızı engelleyen, ilahi olarak yaşam planınızdan arındırılması gereken her şeyin sevgi boyutu varlıkları tarafından alanınızdan arındırılmasına izin verin. Kolektif bilinçte bulunan parasız kalma korkusu ya da paranızın bereketsiz olma korkusu alanınızda varsa ve siz bunun farkında değilseniz, şimdi sevgi boyutu varlıklarının kolektif bilinçten alanınıza dahil olmuş para korku ve kaygılarının alanınızdan temizlenmesine izin verin. Bireysel olarak kendi varlığınızın değerinin ve öneminin farkında değilseniz, farkında olmadığınız bu enerjilerin alanınızdan arındırılmasına izin verin. Sevgi boyutu varlıklarının kendi öz değerinizi yaşamınız içinde her an, her koşulda var etmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi sevgi boyutu varlıklarının arındırmasına izin verin. Sevgi boyutu varlıklarının sizi evrensel gerçeklikteki sizin frekansınıza uygun saf neşe enerjisiyle uyumlamasına izin verin.
saf neşenin yaşamınızı doldurmasını engelleyen, alandan temizlenmesi gereken her şeyin sevgi boyutu varlıkları tarafından alanınızdan saflaştırılmasına izin verin. Dünya planındaki ekonomik dengesizlikten dolayı sizin kendi varoluşunuza dahil etmeniz gereken hak ettiğiniz bolluk ve bereket başka insanlar tarafından gasp edildiyse, şimdi bu insanlardan sizin hakkınız olan bolluk ve bereket enerjisinin alınıp kaynakta saflaştırılıp size uyumlanmasına izin verin. Dünyasal olarak dünyada dünyanın size sunduğu armağanlar ve nimetlerle daha mutlu yaşamanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin alanınızdan temizlenmesine izin verin. Yeme içme alanınızla ilgili sevgi boyutu varlıklarının fiziksel bedeniniz sağlıklı olacak şekilde yeme ve içme alanınızı saflaştırıp bedeninizle uyumlu hale getirmesine izin verin. Bilinçaltınızda bulunan yuva kavramıyla bağlantılı ilahi gerçek olmayan her bilginin alanınızdan arındırılıp İlahi gerçeklikteki yuva kavramının bilincinize ve bilinçaltınıza tanımlanmasına izin verin. Bu dünyanın her birimizin, her bir insanın ve canlının yuvası olduğunu fark etmenizi, algılamanızı ya da sürekli olarak bu bilinçle yaşamanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin sevgi boyutu varlıkları tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Dünya planında yaşayan sorumsuz insanlar sizin kendi İş hayatınızı ya da sosyal hayatınızı sömürüyorlarsa ve siz bu sömürünün farkında değilseniz, şimdi bu sömürü alanınızın kapatılıp sömürü alanından alanınızı dengesizleştiren her enerjinin de sevgi boyutu varlıkları tarafından arındırılmasına izin verin. Bu dünyaya doğduğunuz cinsiyet kimliğinizle yaşadığınız toplum alanından alanınıza dahil olmuş, sizin farkında olduğunuz ya da olmadığınız şekilde hayatınızı kısıtlamış olan her şeyin alanınızdan temizlenmesine izin verin. Saf gerçeklikteki eğlence bilgisinin ve bilişinin sevgi boyutu varlıkları tarafından size tanımlanmasına izin verin. Enerji alanınızın saflaştırılmasına izin verin. Yaşadığınız şehirde sizin ruhsal olarak sevgi ve ışık potansiyelinizi yaşamanızı engelleyen enerjiler varsa, bunlarla birebir temastaysanız ya da çok uzak olmasına rağmen sizin enerji alanınızı bloke ediyorlarsa, bu enerjilerin de sevgi boyutu varlıkları tarafından
sizi engelledikleri alandan arındırılmasına izin verin. Yaşadığınız şehirle sevgi olmayan ilişki iletişim alanınızın sevgi boyutu varlıkları tarafından dünyanın frekansına uygun olarak sevgiyle dengelenmesine izin verin. Enerji alanınızda bulunan artık sizden ayrışması gereken sevgi olmayan enerjilerin alanınıza tekrar gelmemek üzere alanınızdan temizlenmesine izin verin. Sevgi boyutu varlıklarının bu dünyada ruhsal olarak yerine getirmeyi planladığınız kariyer alanınız her neyse, bu kariyeri henüz ortaya çıkaramadıysanız şimdi sevgi boyutu varlıklarının kariyer alanınızda ilahi olarak gerçekleştirmesi gereken arınma ve şifalanma her neyse bu alanı ilahi dengeye getirmesine izin verin. Şimdi kalbinizde bulunan sevgiyle çatışan enerjiler varsa, sevgi boyutu varlıklarının bu çatışan enerjileri kalbinizden sağlıklı ve kolay bir şekilde saflaştırmasına izin verin. Eğer dünyada ruhsal göreviniz aktifse, bunun farkındaysanız ya da farkında olmadığınız ruhsal görevleriniz varsa ve bu alana akması gereken bir sevgi şifası, sevgi bilgeliği varsa, şimdi sevgi boyutu bilgelerinin sizin yaşam frekansınıza uygun olarak bu enerji ve bilgileri alanınıza dahil etmesine izin verin. Sizin ruhsal görevinizi yerine getirmenizi engelleyen, pozitif aydınlık tekamül yolunda olmayan diğer ruhsal görevlilere alanınızın kapatılması ya da onların enerjisinin sizin alanınızdan arındırılması ilahi olarak uygunsa, sevgi boyutu varlıklarının ruhsallık alanınızı, ruhsal görev alanınızı ilahi dengeye ve güce getirmesine izin verin. Sevginin gücünün hücrelerinize uyumlanmasına izin verin. Yaşamınızda sevgiyle uyumsuz yaptığınız davranışsal seçimler varsa ya da sözel seçimler varsa ve bundan dolayı kendi alanınızı dengesizleştirdiyseniz, sevgi boyutu varlıklarının bu alanınızı ilahi olarak dengelemesine izin verin. Sevgi boyutu varlıklarının dünyada güven içinde huzur, mutluluk, keyif, kalbinizdeki yaşam her neyse, bu yaşamı hayatınızda hak ediyorsanız ve bunu var edemiyorsanız, bunun önündeki engellerin sevgi boyutu varlıkları tarafından sizin yaşam frekansınıza uygun olarak arındırılmasına izin verin. Sevgi boyutu varlıklarının dünyada kendi yaşamınızı
sevgiyle güzelleştirmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken hak etmiyorum enerjisi varsa ya da ben bununla idare ederim enerjisi varsa alanınızda, bu enerjilerin de sevgi boyutu varlıkları tarafından alanınızdan arındırılmasına izin verin. Bu yaşamınızda başka insanların size öğrettiği yaratıcı tanımı, ilahi gerçeklikteki yaratıcı tanımının gerçekliği değilse ve siz o gerçekliğe inandığınız için yaratıcıyla sevgi odağında iletişime geçemiyorsanız, sevgi boyutu varlıklarının bu enerjileri ve bilgileri alanınızdan arındırmasına izin verin. Sevgi boyutu varlıklarının bu dünyada sevgi odağında pozitif bir şekilde yaşayarak mutlu, keyifli, neşeli, bolluk, bereket içinde, aşk içinde yaşam sürmenizi engelleyen ve artık özgürleşmeniz gereken her şeyi tepe çakranızdan ve bağlantılı olarak varoluşunuzdan çok boyutlu olarak arındırmalarına izin verin. Zihninizde sevgi olmayan senaryoları şimdi sevgi boyutu varlıklarına teslim edebilirsiniz. Sevginin güzelliğini yaşamınızda var edebilirsiniz. Sevgiden kaçmanıza, kaçınmanıza neden olan başka insanların yaşamlarından gördüğünüz ilahi gerçek sevgi olmayan her şeyin alanınızdan temizlenmesine izin verin. Sevgi boyutu varlıklarının kök çakranızda bulunan ve bu dünyada sevgi odağında ruhunuzun ve kalbinizin, zihninizin pozitif odaktaki yaşam gerçekliğini var etmenizi engelleyen her şeyin kök çakranızdan ve bağlantılı olarak varoluşunuzdan çok boyutlu olarak arındırılmasına izin verin. Arındırılan ve şifalandırılan her alana da o yaşam alanının frekansına uygun olarak sevgi enerjisinin akmasına izin verin. Frekansınızın saflaşmasına izin verin. Bu dünyada sizin ruhsal olarak dünyaya indirdiğiniz bolluk, bereket, mutluluk, aşk, sevgi alanınız varsa, size ait olan bu alan manipülatif insanlar tarafından sizden alındıysa ya da çalındıysa, şimdi sevgi boyutu varlıklarının bu alanda yapılmış işlemi iptal etmesine ve size ait her türlü enerjisel ya da dünyasal alanın kaynakta saflaştırılıp sizin yaşam frekansınıza uygun olarak sizin alanınıza dahil etmesine, saf bir şekilde dahil etmesine izin verin. Farkında olmadığınız bir bencillik alanınız varsa sevgi boyutu varlıklarının bencillik alanınızı ben merkezine dönüştürmesine izin verin. Sevgi boyutu varlıklarının bu dünyada
insan olarak maddi ve manevi sevgi odağında yaşamanızı ve bu yaşamı insanlarla paylaşmanızı engelleyen, ilahi olarak paylaşmanız uygunsa, paylaşmanızı engelleyen üçüncü göz çakranızda bulunan her şeyin sevgi boyutu varlıkları tarafından, üçüncü göz çakranızdan ve varoluşunuzdan çok boyutlu olarak arındırılmasına izin verin. Yaşamınıza sevgi enerjisinin hak ettiğiniz şekilde dahil olmasını engelleyen, size ait ya da başka insanlardan alanınıza dahil ettiğiniz korku enerjisi varsa ve artık bu korku enerjisinden ilahi olarak özgürleşmeniz uygunsa, sevgi boyutu varlıklarının alanınızdaki korku enerjisini arındırmasına izin verin. Şu an hayatınızın hak ettiğiniz şekilde güzelleşmesi için yaratıcıdan talepte bulunmanız ilahi olarak uygunsa, bu talebi yaratıcıya iletmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin sevgi boyutu varlıkları tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Sevgi boyutu varlıklarının ikinci çakranızda bulunan bu dünyada maddi ve manevi sevgi bolluğu içinde yaşamanızı engelleyen sevgi enerjisini, enerjinizi tüm evrenle paylaşmanızı engelleyen her şeyin ikinci çakranızdan ve bağlantılı olarak tüm varoluşunuzdan çok boyutlu olarak arındırılmasına izin verin. Bolluk, bereketle ilgili, sevgiyle ilgili, aşkla ilgili, cinsellikle ilgili, yaratımla ilgili, sahip olma ile ilgili, birlikte yaşama ile ilgili, yol alma ile ilgili alanınızda açığa çıkan her şeyi şimdi sevgi boyutu varlıklarına teslim edebilirsiniz. Sizi üzen, yoran anılarınız her neyse, bu anıları da şimdi sevgi boyutu varlıklarına teslim edebilirsiniz. Bu dünyada, bu yaşam ya da geçmiş yaşamlarınızda zengin insanlar tarafından bilinçaltınız kodlandıysa ve bu kodlamadan dolayı aza kanaat etmeyi erdem diye sanıyorsanız ve bu ilahi gerçek olmayan bir bilgi ise, bu bilginin sevgi boyutu varlıkları tarafından alanınızdan arındırılmasına izin verin. Sevgi boyutu varlıklarının boğaz çakranızda bulunan dünya planında maddi ve manevi sevgi bolluğu içinde yaşamanızı engelleyen ve varoluşla sevginizi paylaşmanızı engelleyen her şeyin boğaz çakranızdan ve bağlantılı olarak tüm varoluşunuzdan arındırılmasına izin verin. Enerji
enerji alanınızın saflaşmasına izin verin. Sevgi boyutu varlıklarının üçüncü çakranızda bulunan bu dünyada maddi ve manevi sevgi bolluğu içinde yaşamanızı ve varoluşa sevginizi yaymanızı engelleyen her şeyin üçüncü çakranızdan ve varoluşunuzdan çok boyutlu olarak arındırılmasına izin verin. Şu an sizin aracılığınızla dünyada bulunan sistemler ve teknoloji alanından arındırılması gereken her şeyin, para alanından arındırılması gereken her şeyin sevgi boyutu varlıkları tarafından kolaylıkla arındırılmasına ve sevgiyle bu alanların dengelenmesine izin verin. Kalbinize odaklanın şimdi ve kalbinizdeki sevginin genişlemesini engelleyen hangi duyguya ya da hisse sahipseniz o duygu ve hisleri şimdi sevgi boyutu varlıklarına teslim edebilirsiniz. Nefret, kıskançlık, kızgınlık, öfke, kin, bu tarz enerjiler alanınızda varsa bütün bunların alanınızdan temizlenmesine izin verin. Empat bir enerjisel alanınız varsa şimdi sevgi boyutu varlıklarının bu empat alanınızı saflaştırmasına, şifalandırması gereken alanlar varsa bu alanları şifalandırmasına ve artık kapatılması gereken alanlarınız varsa sevgiyle kapatmalarına izin verin. Sevgi boyutu varlıklarının kalp çakranızda bulunan dünyada sevgi bolluğu bereketi içinde yaşamanızı engelleyen ve varoluşunuza saf sevginizi aktarmanızı, paylaşmanızı, yaymanızı engelleyen her şeyin kalp çakranızdan ve varoluşunuzdan çok boyutlu olarak arındırılmasına izin verin. Enerji alanınızın saflaşmasına izin verin. Sevgi boyutu varlıklarının ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizin frekansını her birinin frekansına uygun olacak şekilde yükseltmesine izin verin. Genişleyin, gevşeyin, rahatlayın. Bütün fiziksel bedeninizdeki gergin olan kaslarınızın şimdi sevgiyle şifalanmasına izin verin. Herhangi bir yerinizde ağrı varsa ağrı olan bölgenizin sevgiyle şifalanmasına izin verin. Sevginin sizi güvenle şifalandırmasına izin vermenizi engelleyen sevgi şifası ile ilgili alanınızdaki her türlü illüzyonun sevgi boyutu varlıkları tarafından alanınızdan arındırılmasına izin verin. Yaşamınızın sevgiyle, mucizelerle dolmasını engelleyen, yaşam planınızdan arınması gereken her türlü enerjinin sağlık, kolaylık, keyif, neşe, mutlulukla yaşam planınızdan arındırılmasına izin verin.
dünyada size zarar verecek insanlar ve bunlarla bağlantılı alanlar varsa, bu insanlara sevgi boyutu varlıklarının ilahi olarak hak ettiğiniz şekilde, yaratıcının izin verdiği şekilde alanınızı kapatıp sizi güvenle korumaya almasına izin verin. Alanınızda bulunan dirençler varsa şimdi bu dirençlerin arındırılmasına izin verin. Alanınızda yük diye tanımladığınız enerjiler varsa şimdi tüm bu enerjilerin de alanınızdan temizlenmesine izin verin. Şimdi tüm auranızın sevgi enerjisiyle dolmasına izin verin. Tüm yaşamınızın sevgiyle şifalanmasına izin verin. Şimdi kalbinize odaklanın. Şu an dünyada sizin sevginizi kabul eden insanlar varsa, bu insanlara, bitki ve hayvan varsa, bitki ve hayvanlara, dünyaya, dünyada izinli olduğunuz her nesneye ve yere, mekana sevgi enerjinizi yönlendirebilirsiniz. Sizin yönlendirdiğiniz bu sevgi enerjisini sevgi boyutu varlıkları ilahi yasalara göre o alana yönlendirecek. Sevginizin evrene genişlemesine izin verin. Tüm evrenle şimdi saf sevgi alışverişine başlayın. Sevgi boyutu varlıkları sizin alanınıza dahil olacak. Her sevgi enerjisini de en saf haliyle sizin alanınıza, sizin frekansınıza uygun olarak dahil edecek. Sizden giden sevgi de o alanın frekansına uygun olarak akacak. Şimdi ben bu süreçte biraz sessiz kalacağım.
sevgi boyutu varlıklarının ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizi birbiriyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Enerjinizin fiziksel bedeninizde odaklanmasına, merkezlenmesine izin verin. Enerji alanınızın fiziksel bedeninize uyumlu hale gelmesine izin verin. Bu meditasyonu her dinlediğinizde size özel açılması gereken şifa alanı varsa, bu şifa alanının gece uyanıp daldığınız anda alanınızda aktif olmasına izin verin. Bu gece rüya boyutunuzda uyku esnasında gerçekleşen şifanın sağlıklı, kolay, keyifli bir şekilde fiziksel boyutunuzda ve rüya boyutunuzda gerçekleşmesine izin verin. Sabah uyandığınızda çok enerjik, sağlıklı, huzurlu ve neşeli bir şekilde uyanmayı seçebilirsiniz. Şifanın neşesi uyandığınız anda alanınızda aktif olsun. Derin bir nefes alıp verin. Bedeninizin farkında olun. El ve ayak parmaklarınızı oynatın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışmaydı. Her şeyin hani bol bol olduğu bir alandı. Sevginin, güzelliğin, paylaşımın hem dünyasal hem ruhsal alanda. Meditasyon esnasında söyledim ama eğer orada fark etmediyseniz şunu da hatırlatayım. Aza kanaat etmek erdemdir diye bir inancınız varsa, bu inanç ilahi gerçek olmayan bir inanç alanı aslında. Bundan özgürleşmeyi seçebilirsiniz. Yani bu alan temizlendi ama kendi içinizde, yaşamınızda bir şeylerin farkında olduğunuz zamanlarda hala bunu ifade ediyorsanız, orada bilinç düzeyinizde temizlemeniz gereken neyse ona bir bakın, ona odaklanın. Yaratıcı sonsuz ve sınırsız, zaten yaratmış olduğu her mahlukata aktarabileceği çok fazla bolluk, bereket alanı var. Bu alanın bizim yaşam alanımıza dahil olmaması, biz eğer karmik bir şey yarattıysak bundan alanımıza dahil olmuyordur. Ya da kendi gönül rızamızla bizi kandıran, manipüle eden, işte aza kanaat et, o çok daha erdemli, o seni Allah'a yaklaştırır diyen insanlara inandıysak ve ona kendi rızkımızı verdiysek, o zaman işte kendi alanımız bizim alanımıza dahil olmuyor. Başka insanlar bizim yaratıcının bize bahşetmiş olduğu bolluk ve bereketi kullanıyorlar. O yüzden lütfen paylaşın, birçok insanla iyiliği, güzelliği paylaşın ama yaratıcının size verdiği alanınızı da hak etmeyen başka bir insana teslim etmeyin. Lütfen bu alana dikkat edin. Hep şuna niyet edebilirsiniz: Allah'ım, bilmeden bana verdiklerini, benim hak ettiklerimi hak etmeyen insanlara verdiysem, onunla ilgili beni affet ve bundan sonra yapmamam için o anlarda beni uyar niyetini yapabilirsiniz. Ben bunu işte dışarıda dolaştığımız zamanlarda dilencilerle ilgili ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. O zaman şuna niyet etmiştim. Dedim ki, Allah'ım, eğer gerçekten ihtiyacı olan biri ise o bana Allah için desin. Ben o zaman bilirim ki o gerçekten ihtiyacı olan kişi ve ona veririm. Allah rızasını daha çok kullanıyorlar. Çünkü ben kendi alanımda bu kelimeyi tercih ettim. Ondan sonra
Allah için demeyenlere vermemeye başladım ve orada kendi içimde de huzursuz olmuyordum. Çünkü verip vermemekte ikilemde kalıyorum ama vermeli miyim, vermemeli miyim ondan da emin değilim. O yüzden böyle bir huzursuzluk oluyordu içimde. Bunun ayrımını talep ettiğimde hep o alan artık alanımda aktif olduğunda onu vermeye başladım. Sonra hani frekansım değiştiğinde zaten o kişinin bir şeyi bana ifade etmesine gerek olmuyor. Ona vermem gerekiyorsa veriyorum bir şeyleri ama vermemem gerekiyorsa ne ses tonundaki acındırma beni etkiliyor ne de yanında taşıdığı çocuk varsa, hasta varsa, sakat varsa o etkilemiyor beni. Siz de kendi alanınızda hak etmeyenlere alanınızı teslim etmeyin. Bu iş yerinde bir arkadaşınıza yardım etmek için onun sorumluluğunu almak dahi olabilir. Ya da hani bir başkasına, tanımadığınız insana bu tarz bir destek olarak kendi hakkınızı ona teslim etmiş olabilirsiniz. Ama dediğim gibi o niyeti yaptığınızda alanınızdaki her şey ilahi dengeye gelecektir. Evet, hepinize ben de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir alandı. Ben de dans alanına etkin oldu şimdi. Çok harikaydı. Çok teşekkürler Yasemin demiş. Rica ederim. Ne güzel eğlencenin, mutluluğun hayatımızda dahil olduğu bir sürü alan olsun. O kadar dansın resmini yapmışsın değil mi? Alanında da aktif olsun. Her birinize katıldığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bolluğu, bereketi, sevgiyi, mutluluğu, neşeyi paylaştığımız güzel günler bizimle olsun ve onlar hayatımızda hak ettiğimiz şekilde bol bol bulunsun. Benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.